Ki Shana Aatrox'u yeniyordu yanılmıyorsam. Tabii ilk eşyalardan sonra artık Kanişen'in etkisiyle o iş kolay olmayabilir ama Gragas'a yöneldiler. O tehdidi oluşturmazsanız Serif'in oyun kazandırır. Tek sıkıntı bence Fenerbahçe tarafında ittirme ihtimali olan tek koridor üst koridor. Çarpı var Broccoli'nin. Ama Elramir bu kampı da aldı. Ve Broccoli'yi düşürebilir burada. Balta. Bir tane balta skor getirir. Son anda bir kalkan baltada kaçıyor. Steal Lump'tansa Şahil kan. Steal Lump pozisyonu çok iyi gördü ve Broccoli de hemen arka taraftan yaklaşmış durumda. Sparz yakalandı, şifa kullanılıyor. Sparz'ın üzerine doğru gitti Broccoli. Güzel bir sıçra Sparz'dan. Oradan çıkmış gibi görünüyor. Evet, Sparz çıktı ama Broccoli bir kez daha skor verdi. Kim dışından mı geliyor acaba arka tarafa? Evet. Sparz. Şimdi kalkanını kullandı. Harika bir yemleme. Diğer tarafta Elramir düştü belki ama Sparz Neramin'i bu yemlemesiyle kurtardı. Ve Vadi'nin alameti Elramir tarafından alınacak dakika 8'de. Henüz iki takım da ejderha yönelmedi. Şimdi Lenom kule altında iyi bir hasar verdi. Şimdi ultiyi de kullanıyor. Eşyası olmamasına rağmen çok fazla kuleden hasar aldı biliyor. Oncan'dan kullanılan ulti güzel bir sıçra. Lenom'dan. Kule altına kaçmasını engelleyecek bu hamlesiyle birlikte Oncan'ı sadece Doran kalkanıyla alacak gibi görünüyor Lenom. Oncan'dan bir sıçra. Son bir vuruş. Güzel bir çalım. Bir çalım daha yoksa yetişecek mi Broccoli? Lenom bıraktı Oncan'ı inanılmaz. Sıçrası da yok Lenom'un. İnanılmaz Broccoli alacak bu skoru Oncan'dan. Harika çalımlar. Yalnız burada Lenom önce skoru almadan önce orada bir tabii ki de logoyu gösterdi. Biraz BM'i erken yaptı. Ama sonuca baktığımızda da burada galip çıkan Oncan oldu. Ya Oncan maçtan önce Ronaldinho videoları izlemiş herhalde. İki tane çalım. En yakın destek orta koridorda. Gelmeleri en az 10 saniye. Geliyorlar yalnız. Yaklaşıyorlar ama gelmeden burada yalnız Sparz'dan. Çok iyi bir kitle kontrol. Mermi manyağı. İşte bir skor Neramin'e diğeri de Sparz'a gidiyor. Tam olarak bu kombodan bahsediyordum. Oo, alt koridorda Neramin yakalanmış. Ne olmuş? Orta koridorda kuleyi izlerken, bu arada Pilot yakalanıyor şimdi burada. Ragnarok'u da hemen kullandı Elramir. Ve üst koridorda da bir savaş var. Lenom canını yenilemeye devam ediyor. Yetenekleri tutturdukça alacak başa Broccoli'yi öcünü alabilecek. Vuramadı. Hayır. Yine çok az bir canla kaçan Five Ronin oyuncusu görüyoruz gibi. Bu arada manası yok Oncan'ı belki Lenom canını yenileyecek burada. Vücut darbesi dönüyor mu acaba? Vücut darbesi döndü mü bu skor aldı Oncan. Şimdi Stillnumb üst koridora geldi. Arkasında Umut onu takip ediyor. Ulti çalması lazım. Gasp edebileceği bir ulti var. Yeteneğini kullan, zincirini tutması lazım. Zincir kaçtı. Gragas ultisini gasp etti ama Orianna'dan da ulti geliyor. Şimdi Oncan'ın üzerine odaklanıyor fakat Oncan gereğinden fazla. Gragas! Gragas! Ve yine bu alt play. Bu sefer skor Umut'ta. Üst koridorda işler istediği gibi gitmiyordu Five Ronin'in ama en sonunda Neramin mermi manyağıyla bu iyi gidişi Ata Five Ronin adına bir dur dedi üst tarafta. Evet, alt koridordan da hemen cevap geliyor. Lenom biraz daha öne adım atarsa lazım. Başı dertte olabilir ama o da Sparz'a güveniyor tabii. Hemen ultisini kullandı orada. Sparz önde yakalandı. Ulti de geliyor Braulia'dan. Sparz kalkanı devreye girdi fakat burada iki skor birden gelecek. Biri Braulia'da, diğeri Pilot'ta. Five Ronin burayı çok temiz oynadı. Takım adına alameti almak üzere. Çok geç kaldılar. Evet, zaten yetişemeyecek buraya Five Ronin oyuncuları ve ejderi bıraktılar. İkinci ejderde tabii Orianna'nın yan koridora gitmesi demek orta koridor kulesini tehdit etmesi anlamına geliyor Fenerbahçe'nin. O yüzden biraz da üste çekmeye çalışıyor Orianna'yı şimdi Broccoli. Hayaleti gelecek birazdan Broccoli'nin. Alt koridorda Lenom'un bir baskın ama yani Lenom o kadar kırılgan ki tek bir kitle kontrol onu düşürmek için yetti. Bu süre zarfında hemen orta koridoru kullanılan alamet. Tabii Miss Fortune ultisi vesaire derken bir anda Fenerbahçe güzel bir bomba combo da yapabilir. Real'de Miss Fortune'la birlikte. O da ejderi bırakıyor sanırım Five Ronin. Çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Üçüncü ejder çok rahat alınıyor. Dakika 21'deyiz. Elramir gidiyor. Elramir hızlı bir şekilde rakiplerin üzerine ilerliyor. Oncan'a şimdi biraz hasar verecek. Ragnarok kullandı Elramir. Çok fazla hasar alıyor yalnız. Yalnız Orianna ulti patlatacak biraz. Broccoli arka tarafta iyi pozisyondan geliyor ama iyi bir ulti kullanamadı. Mermi manyağı burada Serafini düşürdü. Braulia düşüyor. Broccoli çıkmak istiyor buradan. Şimdi gasp edilen ulti kullanıldı. Stillnumb'dan harika bir Orianna ultisi. 4 kişilik ama 2 skor birden Neramin'de. Bu Orianna ultisi bile mi yeterli değil? 4'e 0 bir değişim. Kimse ölmedi bu arada. Pilot. Pilot bir deneme. Ama o da kaçmaya çalışıyor oradan. 2 tane sıçra. Neramin orada şifasını kullanarak takım arkadaşını da kurtardı. Evet. Neramin sıçradı orada. Stillnumb da sıçradı. Evet. Ardından skor almak için. Arka taraftan bir totemin üzerinde. Yalnız Gragas'la beraber geliyorlar. Araya alacaklar. Bu savaşı istiyorlar mı? Lenom'un ışınlarını var. Lenom ışınlarını kullandı. Fenerbahçe savaşı. İki kişilik bir kitle kontrol geldi. Broccoli defansif ulti kullandı burada. Mermi manyağı boşa gidiyor belki. Oncan. Defansif ultiler kullanılınca ama Orianna'dan kötü ulti bu sefer. Erdemir'in Starak'ın güvencesi devreye giriyor. Şimdi aradan Sinan buldu, yakaladı ve Oncan düştü dediğin gibi. Sinan'dan kullanılan bir Sonya, bakalım koruyabilecekler mi? Evet. Bu ejder alınırsa okyanus ruhu olan bir takıma karşı artık savaş kazanması çok zor hale gelebilir Fifron'un. Şimdi Oncan aşağıdan kapatıyor. Diğer taraftan da Umut'un ultisi, bakalım burada birisi de Fenerbahçe takım savaşı bitirdi yapmak bile isteyebilir. Bitirdi. Ejderi bitirdi Fenerbahçe. Sinan B'ın gasp ettiği Ekarım ultisi var. Kullanabilir orada iki kişiye. Flash ulti yapabilir. Flash ulti yapabilir. Yapması lazım. Şu anda orta koridor ışığından kullanıyor. İki kişilik ulti geldi Braulia'dan. Şimdi arka tarafta yetişemeyeceği için Oncan orta koridor ışığından kullanmak durumunda kaldı ama bir anda odak Oncan oldu burada. Broccoli hala arkada bekliyor. Zincir gelmek üzere. Stillnumb hala gasp etti. Ekarım ultisini koruyor. Şimdi kullandı. Hem orada Broly hem de Umut'u yakalıyor. Umut ultisini elinden çıkaramadan düşüyor burada. Pilot ve Broccoli ayakta kalan son iki isim. Broccoli de kendini feda edecek gibi görünüyor bu noktada. Ultiyle biraz vakit kazandırmak istedi Pilot'ı ama Pilot kayıtlamaya devam ediyor rakiplerini. Bir de sıçra kullandı. Pilot'ı yakalayamayacak bir kez daha 1907 Fenerbahçe ama yine 4'e 0'lık bir değişim. Kötü pozisyonda yakalandı orada Sparz. Umut'u da kitle kontrolü maruz bırakmaya başarıyor. Umut belki şok dalgası kullandı ama yine ayakta kalamayacak. Baktığım zaman da belki Pilot W ile çalabilir mi uzaktan diyecektim ki. İyi inser bir deneme. Deneme de orada henüz. Stillnumb Oncan'la birebir yapıyor. Zincirini de gönderdi, o da isabetli değil. Stillnumb'ın hala kullanabileceği bir Ekarım ultisi var. Ama burada biraz daha görevlere odaklanıyor Fenerbahçe. Orta koridordaki inhibitörde. Kuşatma minyonuyla beraber, Baron güçlendirme minyonuyla beraber alınıyor ve hemen alt koridor inhibitor kulesi yöneliyor Fenerbahçe. Tabii minyon dalgasını temizlemek için Umut'a ihtiyaçları var. Umut da şu anda üst koridordaki minyonları temizlediği için. O Stillnumb Pekar'ın ultisini kullandı burada. Gragas'tan kullanılan defansif ulti. Oncan ön tarafta tanklamaya devam ediyor. Starak'ın güvencesi devreye girdi. 3 kişilik bir Orianna ultisi. Stillnumb'dan güzel bir kronometre gördük ama yeterli olacak mı bakalım. Kovalamaya devam ediyor Fenerbahçe oyuncuları. Broccoli ile Oncan düşecek burada. Oncan düştü. Broccoli çok az bir canla kaçıyor belki ama Pilot'ı koruyamıyorlar. Bu oyunun sonu demek. 19-8'lik bir skor, 31 dakika ve 1907 Fenerbahçe Five Ronin karşısında.